Arkadaşlar merhabalar hepinize. İyi bayramlar diliyorum. Bitkili akvaryum kurulumumuzun aşama aşama artık sonuna doğru gelmeye başladık. En başta akvaryumumuzu edinmiştik hatırlarsınız. Daha sonrasında siparişlerimizi beklediğimizi söylemiştik. Onların neredeyse tamamı geldi gibi. Sonrasında yavaş yavaş eksiklerimiz olacak. Onları da sipariş edeceğiz. Pandemiden dolayı biraz kargolarda güçlükle erişiyor bize, ulaşıyor doğal olarak. Şimdi arkadaşlar akvaryumumuz bu. 80 santime 45 santim 45 santim. LED lambamız var. Full spektrum 5 renk. Wolfmar'ın. Arkasına az önce siyah fon çektik. Kendinden yapışkanlı. Bayağı bir uğraştırdım, basit olur diye düşünmüştüm ama belki de biz tekniğini tam beceremedik. Hava kabarcıkları çok kaldı. Onları yok etmeye çalıştık. Olabildiği kadarıyla. Zaten çoğunlukla içerisinde bitkili akvaryum olacağı için bir de fon dekor malzemeleriyle süsleyeceğimiz için çok fazla detay gözükmeyecek. Arkada sadece koyu bir görüntü olsun istedim ki içerisindeki malzemeler kendini gösterebilsin. Camımızın bir temizliğini yaptık. Akvaryumumuzun ön camı ekstra clear. 6 mm kalınlığa sahip bir camımız var. Tüm camlar 6 mm kalınlıkta. Üst cam ve kapak kullanmayacağız. Umarız başarılı oluruz. Bugün malzemelerimizi yerleştireceğiz. Hagen kum edindik. Siyah kum. Bitki kumu. Yıkanmış olarak aldık ama bayağı bir uğraştırdı bizi. Yani yıkadıkça beyaz bir su çıkıyor. Salınım yapıyor. Defalarca yıkadım. Yani bir 10 keze yakın yıkadım. Tekraren daha hala devam edeceğini düşündüğüm için artık bıraktım. Umarım akvaryumun içinde fazla salınım yapmaz. Falez kayalarımız var. Mangrov kökümüz var. Mos ağaçlarımız var 2 adet. Bir de lav kırığı aldık arkadaşlar. Lav kırıklarımız, beyaz çakıl taşlarımız. Bayağı bir fon malzememiz var. Onları da şimdi birazdan sizlere göstereceğim. Arkadaşlar filtremizi, kurulumunu yapacağız bugün. Karbondioksit ile ilgili malzemelerimiz var. Onların kurulumunu yapacağız. Kurulumu yapıldıktan sonra daha bir güzel olacak diye düşünüyorum. Umarız güzel olur, başarılı oluruz. Mahcubiyet yaşamayız. Tabii akvaryumun malzemelerini koyduktan sonra su basacağız içerisine. Uzunca bir süre boş olarak döndüreceğiz. Yararlı bakteri oluşumunu sağlamaya çalışacağız. Akvaryumun dengelerinin, su seviyesinin, su dengelerinin oturmasını bekleyeceğiz. Onların ölçümlerini yapacağız. pH derecesidir, sıcaklığıdır, karbondioksit seviyesidir. Bunları ölçeceğiz. Daha sonrasında da yavaş yavaş bitkilerimizi koyacağız. Daha sonra canlı adaptasyonuna başlayacağız. Karides ve salyangoz, en sonunda balık. Çok uzun bir süreç bizi bekliyor. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Keyifli bir süreç. En başta akvaryumu edindik. Sonra malzemeleri araştırdık. Onları edindik. Onların bekleme süreci, gelişleri, temizlenmeleri, dezenfektan aşamaları haftaları alıyor yani işin açıkçası. Ama keyifli. Bir an önce böyle bitmiş hazır bir akvaryumu koyup seyretmek onun keyfi ayrı. Bir de uğraşarak böyle en baştan ilk aşamadan itibaren tüm aşamalarıyla uğraşarak işin yorgunluğuna vararak bir de başarı sağlandığı zaman karşısına geçip seyretmek keyfine diyecek olmaz yani tadına doyulmaz öyle diyeyim size. Umarım öyle olur. Bir endişem akvaryumun su sızdırması. Daha önceki deneyimlerimizde çünkü akvaryum su sızdırma gibi bir problemle karşılaşmıştık ama bu akvaryum bayağı bir silikonları sağlam. Buradan Masa Akvaryum'dan Gökhan Bey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çıktığımız yolda bize bayağı bir destek oldu. Eksik olmasın. Yavaş yavaş başlayacağız. Ben size malzemelerimi de ufak ufak göstereyim isterseniz arkadaşlar. Şöyle bir büyük mangrov kökümüz var. Arkadaşlar neredeyse akvaryum kadar. Bunu dikey olarak koymayı düşünüyorum. Böyle değişik bir görüntü izlenim yaratacak. Tabi taban malzemelerini de koyduğumuz zaman biraz daha zeminden yükselecek. Belli bir kısmının da akvaryumdan dışarı çıkabilecek
olacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Şimdilik şöyle bir dursun bakalım. Güzel bir mangro kökü. Bunu da arkadaşlar bayağı bir uğraştım. Nereden baksanız 2 aydır bende. Yani suyunu sürekli kaynatarak böyle kaynamış sularda bekleterek salınımının bitmesini bekledim. Sürekli bir salınım. İlk etapta hani simsiyah su bırakıyordu. Daha sonrasında böyle kahverengimsi bir suya dönüştü. Sonrasında kızılımsı bir suya dönüştü. Şu anda çok hafif açık böyle çay rengi gibi bir salınım veriyordu en sonki aşamada. Artık dedim yeter. Hani bir 2 ay daha beklesek hala salınım vermeye devam edecek. Dedim biraz daha akvaryumda dursun. Filtrasyon, lav kırıkları, akvaryumun içerisindeki o salınımı absorbe edecek malzemelerle çok da fazla etki edeceğini düşünmüyorum. Umarım da çok fazla etki etmez. Onun haricinde şöyle kayalarımız var arkadaşlar. Bunlar da güzel olacak. Bunların üzerine mos sardırmayı düşünüyorum. Gayet güzel gözükecek diye ümit ediyorum. Şu kayalar Fales kayası diye de geçiyor. Makarna kaya diye de geçiyor. Umarım güzel olacaklardır. Bunlardan bayağı bir adet miktar var elimizde. Çok güzel dekor yapacağız. Tabii bunu da iyice bir tasarımını yapmak lazım. Ha deyince böyle içerisine koyduktan sonra ha olmadı deyip insanın değiştiresi geliyor. Bir dizaynını yapacağız tabii onların da. Mos ağaçlarımız, bunları bakalım nasıl yapacağız. Şöyle 2 adet mos ağacı edindik. Bunları da üzerlerine mos sardıracağız. Tutunacaklar. Ağaç görünümü elde edeceğiz. Güzel olacak diye ümit ediyoruz. Ortalığı da bu arada batırıyoruz. Temizliği de tabii bize ait, biz temizleyeceğiz. Bu işin cilvelerinden biri de bu. Ortalığı batırması bu işin. Lav kırıklarımız 7-8 kilo kadar aldık arkadaşlar. Şunu göstereyim size. Lav kırıklarımız. İri parçalar. Bunları en alt zemine koymayı düşünüyorum. Belli bir kısmını da açıkta bırakmayı düşünüyorum. Hem görünüm, dekor açısından amaç filtrasyon aslına bakılırsa. Şöyle bırakalım şunları. Amaç filtrasyon olacak. Bir de Hagen kumumuz var. Onu şimdi göstermeyeyim. Biraz ıslak. Şöyle kovanın içerisinde. Arkadaşlar, Hagen kumumuz. Bundan da bir 14-15 kilo civarı aldık. İyice bir yıkadık. Bunları da akvaryumun içerisine koyacağız. Şöyle beyaz çakıl taşları edindik. Bunları bile yıkadım arkadaşlar. Bunlardan bile salınım çıkıyor. Hani enteresan bir durum. Şu ebatlarda beyaz çakıl taşlarımız var. Bunlarla da farklı dekorlar oluşturmayı hedefliyorum. Şimdi en başta Hagen kumumuzla başlayacağız. Sonrasında dekorumuzu yapmaya başlayacağız. Bundan sonra da biraz daha oturmuş haliyle tekrardan sizlerle beraber olalım. Bakalım nasıl olacak. Umarız güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bize de başarılar.